konuklar. Bu hafta Beyaz Koltuk'ta çok önemli birisi var. Bizler için çok değerli bilgiler vereceğine inanıyorum. Sevgili Koray, hoş geldin. Hoş bulduk Murat abi. Koray, bize birçok yönü vardır mutlaka ama bu yatırımcı alma, yatırım yapma, hatta çift taraflı belki de bir sürü hikayesi var, onları anlatacak. Bir başarı hikayesi anlatacak. Sanırım Foriba ile başlayacağız. Bir anlatsana, Foriba'da neler oldu, sen nasıl bir rolün vardı? Böyle güzel bir hikaye yazıldı orada duyduğum kadarıyla. Çok sağ olun. Ben aslında profesyonel olarak çok böyle örnek olmayan bir kariyer var. Çünkü üniversitede part-time çalışmaya başladığım şirkette işte ekip yönettim, takım yönettim, departman yönettim. Daha sonra ortak oldum, daha sonra genel müdürü oldum, yatırım aldık, exit ettik. Böyle 17 yıldır aslında hayatım Foriba'da. Eski adımız Fit'ti, hatırlarsın belki. Evet, evet. Fit Solutions'tan sonra Foriba oldu marka. Geçen sene de şirketi Sovos'a exit ettik, sattık ve şimdi Sovos Foriba, yakında da Sovos olacak şirket. O yüzden ben bilgisayar mühendisiyim. Üniversitede 2001 yılında o zamanki patronum, şimdi ortağım Ahmet Bilge'nin yanında aslında yarı zamanlı bir yazılımcı olarak çalışmaya başlamıştım. Peki nasıl sattınız? Yani böyle bu şans mı? Birisi geliyor kapıyı çalıyor, sizi alacak mı diyor. Ne yapıyorsunuz evde? Ya şöyle, biz elektronik dönüşüm işi yapıyorduk. Türkiye'deki ismi daha çok e-dönüşüm diye geçiyor. İşte e-fatura, e-defter, e-arşiv işleri. Yurt dışında RegTech diyorlar. Regulation Technologies diye geçiyor. Yani aslında vergi teknolojisi, mevzuata uyum sağlamak için kurumsal şirketlere yazılım üreten bir firmaydık. Bu işe başlamadan önce terzi işi bir yazılım eviydik. Yani kurumsal kaynak planlama yapan şirketlerin ürünlerini alıp müşterilerimize entegre eden, müşterilerimize özel terzi işi yazılım yapan, ki Türkiye'de de bizim gibi yüzlerce yazılım evi var. Biz 2010 yılında bir hayale kapıldık dedik. Hatta 2008 yılında elektronik imzayı biz bir sisteme entegre etmiştik. 2008'de dedik ki ya ileride bir gün elektronik imzayla e-fatura bile yapılabilecek diye biz gezmeye başlamıştık 2008. Büyük bir etkinlikte de, hatta 2008'de bunu anlattık. Bir slaytta e-fatura ile gelecek, elektronik imza ile gelecekte neler yapılabilir diye anlatıyorduk. Çok şanslı bir yerde bulduk kendimizi. 2010'da mevzuat çıktı. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi e-fatura çıkarttı. Ama yani önemli bir yaklaşım yapmışsın. Hem şans faktörü vardı, hem gerçekten biz onu hayal etmiş olmanın, o vizyonu erken başlamış olmanın. Türkiye'den önce biz Hollanda'da e-fatura sattık. 2008 yılında, 2009 yılında Hollanda'daki bir servis sağlayıcı için müşterilerine e-faturayı entegre ettik. 2014 yılında tabii pazar bir anda büyüdü. Çünkü bir anda zorunluluk geldi elektronik faturaya. O hızlı büyüme esnasında da Ahmet, ben ve diğer ekip arkadaşlarımız dedik ki ya bizim bu şirketi iki ortak olarak büyütmek, ki şirket karlıydı, iyi para kazanıyordu, ama daha büyük bir ölçüye gitmek, yurt dışına gidebilmek için yanımıza bir yatırımcı alalım dedik. Yani bizi destek olabilecek, daha kurumsallaştırabilecek. O dönemde 2-3 farklı fonla görüştük. Yatırım Risk Sermayesi Fonu ve Revo Capital'den $4 milyon yatırım aldık 2014'te. Siz de kapıyı çalıp gittiniz Revo Capital. Aslında şöyle oldu. Biz ne yapalım derken o dönem bir e-fatura pazarı patlayınca piyasadaki önüncü oyunun ilk oyuncularından birisi bizdik. Fonlar bize geldi. Ya ne yapıyorsunuz, bir anlatın bakalım diye. Burası önemli. Yani bizi izleyenlere de bu bilgiyi vermek adına söylüyorum. Böyle güzel bir iş yapıyorsun, gidip fonların kapısını çalmadan ziyade onlar seni buluyor. Doğru mu? Yani ikisi de oluyor. İkisi de olabilir. Yani bizim şansımız o dönem çok popüler bir konu olunca fonlar bize geldi. Sonra bir süre görüştükten sonra biz Revo'yla el sıkıştık. Belli bir değerleme, belli bir hisse karşılığında bir yatırım aldık. Daha sonra ekip biraz daha büyüdü. Yani biz e-fatura ilk işine, e-fatura zorunluluğu geldi, 30 kişiydik. Şu an 220 kişi. Yani biz satarken Foriba 220 kişilik bir ekip haline gelmişti. Cirosu 6 milyondu bu e-fatura işleri ilk başladığında. Satarken 100 milyon lira geldi. O yüzden hızlı bir büyüme hikayesi vardı. Tabii yatırım aldıktan sonra, hani satışa nasıl gidiyor dedin ya Murat abi. Yatırım alıyorsanız bir yerde birilerinin çıkması lazım. Ya komple şirketi satmanız lazım, ya yatırımcınızın satması lazım. Çünkü yatırımcının motivasyonu, işte ben senin şirketine 10 lira yatırıyorsam hayalim bunu 100 lira yapmak ya da 20 lira yapmak. Yani onu, o da çünkü fonda bir başka yatırımcıdan para alıyor. Yani matematik aslında koyduğun parayı şirketi büyüterek, şirkete destek olarak daha büyük bir değer haline getirmek. Bir gün hep çıkmak değil mi planda? Fonun motivasyonu. Fonlar genelde Türkiye'deki ve aslında dünyadaki fonların çoğu 10 yıllık fonlar. İlk 5 yıl yatırım yapar, ikinci 5 yıl yatırım yaptığı şirketlere çıkış yapar ya da
takip eden turlara yatırım yapabilir. Ama 10-12 yıl içerisinde yatırım yaptığı şirketlerden çıkması lazım. Nasıl çıkabilir? Şirket tamamen satılabilir. O fon hissesini başka bir fona satabilir. Şirketi borsaya açabilir. Ama bir şekilde o hisselerini nakde çevirmesi lazım. Yani bir şirket yatırım alıyorsa şöyle düşünebiliriz. Önümüzdeki 8-10 yıl içerisinde o şirketin ya satılması, ya yeni bir yatırım alması, ya yatırımcıların el değiştirmesi gerekiyor. 2018'de de Dünya Bankası'ndan bir yatırım aldık. Dünya Bankası'nın IFC'nin yönettiği bir turda 6 milyon dolar daha yatırım aldık. Hem IFC yatırım yaptı o turda, hem Revo tekrar yatırım yaptı iyi gittiğimiz için. Hem de Endeavor'ın Katalist fonu var Amerika'da. 3 fondan toplam 6 milyon dolar daha aldık. Aslında biz 10 milyon dolar yatırım almış bir şirket halindeydik. O yatırımdan sonra ilk kez bir rakibimizi satın aldık. Bir birleşme işi yaptık. Orası bence önemli. Burayla da ilgili olduğunu düşünüyorum. Şimdi biz sektör hızlı büyürken biz çok hızlı büyüdük. Sektör küçülmeye başladığında, yani devlet yeni bir regülasyon çıkartmayınca doğal olarak sektörün cirosu küçülmeye başladı e-dönüşüm pazarında. Biz ona rağmen %20-25 büyümeye devam ettik o 2 yıl. Ama dedik ki eğer pazar büyümeyecekse bizim büyütebilmemiz için 2 şansımız var. Ya yeni pazarlara gideceğiz, ya Türkiye'den bir şirket satın alacağız, ya da yeni başka katma değerli ürünler yapmamız lazım. Üçünü de yaptık bu arada. Şirket satın alırken bizim ilk baktığımız yer aslında senin Bilişim 500 listen. Çünkü orada hangi firma ne ciro yapıyor bilebiliyoruz. Bu şu yüzden önemli. Yani ben bunu yani arkadaşlarla dost meclisinde konuşurken de hep söylüyorum. O listede birinci olmanıza gerek yok kategoride. Çünkü şöyle düşünelim. İşte bizim ciromuza en yakın logo var. Şimdi benim gidip teknik olarak logoyu almam mümkün mü? Hayır. Evet. O zaman benim 3'e, 4'e, 5'e ya da 7'ye, 8'e bakmam lazım ki, çünkü kendi bütçemle alabileceğim şirket oralar olabilir ya da onlarla birleşebilirim. Onu planlayabilmek için, yani o şirketin sahibinin kapısını çalmadan önce benim yapabileceğim operasyonun ne olduğunu, nereyi hedeflemem gerektiğini Bilişim 500'e bakarak yaptık. Bu bizim için gerçekten, bizim değil, şirket satın almak isteyen, şirketleri birleştirmek isteyen fonların bakabileceği tek kaynak Bilişim 500. Başka bir yerde bu veriye ulaşmak mümkün değil. Bunun bir örneğini girebilirim. Yok, gerçekten böyle. Sovos'a satış hikayesinde de buna yine bununla ilişkili bir hikaye var. Biz 2018'in sonuna doğru bize yatırım yapan fonlardan bir tanesi, fonun süresi dolduğu için biraz önceki konuştuğumuz hikaye gereği, dedi ki biz hisselerimizin bir kısmını satabilir miyiz? Yeni bir fon kuracağız, bir başarı hikayesi istiyoruz. Dedi ki tabii ki satabilirsiniz. Hatta biz de dedim Almanya'da bir şirket almak istiyorduk. İSİS'i çünkü satın aldıktan sonra çok iyi gitti. Bize biraz daha para lazım. Yani siz hissenizi satın, biz de biraz para alalım içeriye. Gidip şu Almanya'daki şirketi satın alalım. Türkiye'de belli fonlarla görüşüyorduk. O arada bu kurun tam sıçradığı döneme denk geldi. Türkiye'deki fonlar dedi ki ya biz bir ortalık durulana kadar birkaç ay bir beklemek istiyoruz. Biz dedik ki hazır ısındık, hazırız. Yurt dışından 10 tane bizim yatırımcının hissesini alabilecek, bize yatırım yapabilecek fona bu sefer biz gittik. Kapılarını çaldık. Dedik ki biz Türkiye'de böyle bir sürecin içerisindeyiz. Böyle 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 bir iş yapıyoruz. İlgilenir misiniz? 8 tanesi ilgileniriz dedi. 8 taneden bir tanesi Sovos. Bizi satın alan şirket. Aradan bir süre geçtikten sonra yüz yüze gelince şunu söylediler. Ya siz bize mail attığınızda biz de Türkiye'den bir şirket satın almak için bakıyorduk. Türkiye pazarı çok ilgimizi çekiyordu. Ama işte İstanbul Sanayi Odası'nın kayıtlarına, İTO'nun kayıtlarına bakıp sizin cironuz neymiş, ne demiş, sizle ilgili bilgi arıyorduk dedi. Dedim ki Bilişim 500'e baksaydınız bizim ne olduğumuzu görebilirdiniz. O yüzden yurt dışından da Türkiye'ye ilgisi olan, hiç tanımadığımız, daha önce konuşmadığımız firmaların bu veriye ihtiyacı var. Yani o yüzden Bilişim 500'ün bence değeri göründüğünden çok daha fazla sektör için. Biz yani bunu bir fil yaşadık. Ben Koray'ı örgütlemedim. Gerçekten değil. Gerçekten değil. Peki bu Foriban'ın satışındaki senin rolün ne oldu? Yani bu başarı senin mi? Herkes öyle biliyor. Yok, hiç öyle değil ya. Hiç değil Koray'ın mi? Başarısı değil. Ya yani diyorlar burada ki, 220 ya, kişinin başarısı bu. Yani para kazandı ama çok çalıştı. Bunu başardı. Herkes de böyle bir söylem var. Ben sağ iyi bir feedback vereyim sana. Seni tanıyan herkes böyle diyor. Öyle mi oldu yoksa hani... Ya bu herkesin başarısı. Yani 220 kişinin, gerçekten 220'sinin de burada inanılmaz bir desteği var. Ya bu tek kişilik bir oyun değil. Yani içerideki herhangi bir oyuncu, herhangi bir ekip arkadaşım işini iyi yapmıyor olsaydı biz bugün burada olamazdık. Tamam. Yani içerideki bu 220 kişi, Foriba ailesinin tamamının başarısı. Bu süreçte hepimizin farklı rolleri vardı. İşte benim rolüm hem şirketi yönetmek, hem takımı kurmak, hem
İşte stratejiye ekibimle beraber karar vermekti. Tabii içeride fonlar olduğu için satış sürecinde onların da çok desteği oldu. Ama biz Sovos'la 2018 yılının Eylül ayında ilk kez e-mail ortamında tanıştık. Ekim ayında ilk kez bir araya geldik. Yüz yüze görüşmeler yaptık. Ne kadar sürdü satış? Kasım, Aralık ayında fiyat konuştuk. Aralık'ın sonunda el sıkıştık. Bu şartlarla yapabiliriz diye. Sonra da due diligence denen o aslında söylediklerimiz doğru mu ya denetim süreci başladı. Ocak'ta başladı ve biz 22 Mayıs'ta imzaları attık ve süreci tamamladık. Ondan sonra biliyorsun bu belli büyüklükteki şirketler rekabet kurumundan onay alması gerekiyor satış için. Rekabet kurumu süreci de Temmuz'da bitti ve Ağustos'un başında 2019 Ağustos'ta biz şirketin bütün hisselerini Sovos'a devrettik ve işlemi tamamladık. Aslında görece ve beklenenden çok daha hızlı bir iş oldu. Ama biz o satış sürecince, çünkü imza atılana kadar, son güne kadar, Ağustos'a kadar aslında bu iş yokmuş gibi işinizi yönetmeniz gerekiyor. Bence biz ekip olarak onu çok iyi yaptık. Yani satışta, operasyonda, proje ekibi de, Ar-Ge ekibi de herkes bu şirket satılmamış gibi işini yapmaya devam etti. Tabii ki bazı arkadaşlarımız o dönemde çok daha yoğun satışla ilgili. Mesela CFO'muz Evren gece gündüz bu süreci yönetti. Yani onun işi oydu. Biz de işin büyümesini, işin devamlılığını sağladık. Biz 2018 yılında ilk kez yurt dışında operasyona başladık. Biz satmadan önce 8 ülkede müşterimiz vardı. Yani Türkiye ciromuzun %20'si yaklaşık Türkiye dışından gelmeye başlamıştı bir yıl içinde. Tabii onların hepsinin etkisi var. Yani biz yurt dışına çıkmasaydık. Yani Türkiye'de pazar küçülürken rakip alıp işimizin büyüdüğünü gösteremeseydik. Bunların hepsini yapmasaydık Sovos belki de bizi alamazdı. Belki başka bir şey yapıyordu. Ama savaşı askerler yapar. Başarı ya da başarısızlık generallerinde. Sen başın generalmişsin. Gördüğünüz gibi dostlar, ben başarısızlık hikayeleri kitabı yazıyorum. Karşımızda başarı hikayesi yazan bir kardeşimiz var. Sonra aldın ama durmamışsındır, bir şeyler yapmışsındır. Yani böyle kanımızda oluyor böyle girişimcilik, evet. Ruhu falan. Girişimci virüsü diyorum. O virüs vücutta var, bir defa çıkmıyor. 6 ay aslında satış sonrası ben hem Türkiye'nin genel müdürlüğünü yürüttüm. Son 3 ayda da Sovos'un VP of Strategy, yani stratejiden sorumlu aslında özellikle Asya Pasifik bölgesinden sorumlu bir roldeydim. Çünkü Sovos her sene 2-3 tane şirket satın alıyor. Hem organik büyüyor hem de yeni coğrafyalarda o coğrafyanın en iyi oyuncularını satın alarak devam ediyor. 3 aylık öyle bir görevi de aynı zamanda sürdürdüm. Nasıl gidiyor onların işleri bu arada? Gayet iyi. Türkiye'den çok memnunlar. Yani bizi Foriba'yı satın almasındaki en büyük motivasyon buradaki insan kaynağıydı. Geçen haftaki Göker'le olan toplantınızda da insan kaynağı konusu gündeme geldi. Biz bence bir fiil bunun örneğiyiz. Çünkü Sovos Türkiye'de çok iyi yazılımcılar, çok iyi mühendisler, çok iyi proje yöneticileri olduğu için Foriba'yı satın aldı. Yani tabii ki ticari geldiği nokta Foriba'nın önemliydi ama buradaki insan kaynağı için bizi satın almak istedi. Çünkü hem Avrupa'da hem de Asya Pasifik'teki ürünleri Türkiye ofisi yazıyor artık. Yani bizim Türkiye'deki Türk mühendisler Yunanistan'a, Hindistan'a, İtalya'ya, İspanya'ya, İngiltere'ye ürünleri burada yazıyoruz. Görece daha az maliyetli tabii. Görece daha az maliyetli, daha kaliteli. İngilizce problemimiz yok. Birçok yere çok hızlı ulaşabiliyoruz. Türk Hava Yolları'nın benim hayatımdaki yeri inanılmazdı yani. Her yere direkt uçuyorum ben. Tamam. Bizim ekibimiz çok fazla seyahat ediyor. O yüzden bu gibi yeteneklerle Türkiye aslında çok iyi bir hub. Yani global firmaların Türkiye'ye gelip Türkiye'deki mühendislerle dünyaya ürün yazabilmesi için Avrupa'dan çok daha şanslı bir konumdayız aslında. Peki yarım kaldı. Ne yapıyorsun şimdi? O Sovos'tan 6 aylık süreci Sovos'u bitirdik. Ve 1 Şubat itibariyle daha önce aslında Foriba'dayken kurduğumuz bir işimiz vardı. Yeni bir girişimimiz vardı. Figopara. Figopara'da tedarik zinciri finansmanı yapıyoruz. Ne demek? Büyük alıcılar var. Bizim Foriba zamanından tanıştığımız, çalıştığımız, sevdiğimiz müşterilerimiz. Onların da yüzlerce, binlerce tedarikçisi var. Tedarikçilerle genelde büyük firmalar biliyorsun açık hesap çalışıyor. Yani diyor ki ben senin paranı işte 30 gün sonra ödeyeceğim, 60 gün sonra ödeyeceğim, bazı sektörlerde 200 gün sonra ödeyeceğim. Çek olmayabiliyor, senet olmayabiliyor büyük şirketlerde ama tedarikçinin nakde ihtiyacı var. Yani ham madde alması lazım, maaş ödemesi lazım. Türkiye'deki batan şirketlerin batma sebebi nakit akışı. Yani karsız iş yapmıyor ama parayı zamanında alamayınca şirket batıyor. Döndüremiyor. Bunu çözmek için aslında yola çıktık. Büyük alıcılara şu an 5 bankayla çalışıyoruz. O bankalar bir limit tahsis ediyor. Diyor ki işte şu alıcıya işte 50 milyon liralık limit tahsis ettim ve onun tedarikçilerinin
ona kestiği faturayı aynı gün ödeyebilirim diyor banka. Banka büyük alıcıyla çalıştığı için normalde Koray'a belki kredi vermeyecekken ya da Koray çok pahalıya kredi bulabilecekken büyük alıcının kredibilitesiyle çok uyguna finansman sağlamış oluyor. Ve işte 30 gün sonra alacağım bir faturayı tek tuşla bugün tahsil edebiliyorum. Peki o oran bankadan alacağı krediden daha mı düşük, daha mı fazla? Bankadan alabileceği krediden tabii KOBİ'ye bağlı, yani Koray'ın ticari büyüklüğüne bağlı, ama genelde bugün baktığımızda Koray olarak bankaya gidip bulabileceğim maliyetten ya da bulamadığım maliyetten çok daha uygun oluyor. Bugüne kadar yaklaşık 540 milyon TL'lik faturanın platform üzerinde erken ödemesi gerçekleşti. Sadece geçen ay 78 milyon TL'lik fatura iskonto edildi platform üzerinde. 3000 tedarikçi var bugüne kadar Figopara üzerinden finansman sağlamış. 3-4 tane büyük alıcımız var. Hem bir yandan alıcı havuzunu büyütüyoruz, hem de bir yandan daha fazla KOBİ'yi platforma alarak finansmana daha kolay ulaşmalarına aslında destek olmaya çalışıyoruz. Ya biz aslında para veren kurum değiliz. Biz bir teknoloji firmasıyız, yazılım firmasıyız. Alıcıyı, satıcıyı ve bankayı bu platform üzerinden aslında bir araya getiriyoruz. Süper. Yani hem tedarikçilere, hem alıcılara, hem de Türkiye sektörüne ciddi bir katkı oluyor. Çünkü sektör hareketli olmaya devam edebiliyor. Sizin gibi aracı kurumlar sayesinde. Aynen değil. Aynen öyle. Yani biz, yoksa biz para yok ortada. Parayı bir an evvel ulaşması lazım tedarikçilerin. Siz onu sağlamış olursunuz. Çok güzel bir uygulama. Peki tabii bu kadar bilgi birikim varken Türkiye'de de ya da bir sürü insanın düşüncesi şirketini birilerine satmak ya da yatırımcı almak. Ne yapması lazım bir şirketin yatırımcı alması için? Az önce sordum, yani fonun kapısını çalabilir falan, ama öncesinde ne yapmalı? Yani neyi geliştirmeli de fona gidecek kadar bir gücü olsun. Şimdi her kademedeki şirket için farklı çalınacak kapılar var. Bir kere iş bir fikirse birinin kapısını çalmamak lazım. Bu önemli. Yani fikrim var, çok iyi. Şu an en ucuz bulunabilecek şey fikir. Yani bugün birisi bana gelse ve iPhone yapacağım dese ve ileride Apple olacak dese 1 lira bile vermem o fikre. Ama birisi gerçekten o iPhone'un prototipini yapmışsa ya da bir elinde bir fikrin ötesinde ürünleşmiş ya da ürünün MVP denen o hani böyle ete kemiğe bürünmüş haliyle geldiğinde o artık bir değer olmaya başlıyor. Çünkü genelde yatırımcılarda işte melek yatırımcılar var, melek yatırım ağları var. İşte daha erken aşama yatırım yapan risk sermayeleri var. İşte Revo gibi, 212 gibi, Collective Spark gibi fonlar var. Ya da daha da büyüdüğünde şirket artık işte şirket 50 milyon, 100 milyon ciro yaptığında gidebilecekleri private equity fonlar var. Her kademede gidebilecek farklı kapılar var. Ama her kademeye giderken de bir şeylerin hazır olması lazım. Yani fikirle melek yatırımcıya gittiğinizde melek yatırımcınız çok sevdiğiniz bir abiniz, arkadaşınız, dostunuz değilse size para vermesi çok zor. Beklememek lazım. Bir şeyleri yapıp risk almamış insanların da fon bulması çok zor. Yani bir beyaz yakayım ben, çalışıyorum ama gecemi, gündüzümü, hafta sonumu kendi özel hayatımdan verip bir fikri yazdım, bir proje yaptım, bir mobil uygulama yaptım, oyun yaptım diyen insanın para bulması hiç risk almamış bir insana göre çok daha fazla. Çünkü yatırımcı şuna bakıyor. Yatırım yapacağım insan bir risk almış mı? İnanıyor mu? Tutkusu var mı? Bunun için ne ödün vermiş? Düşünün, siz bir kişisiniz ve diyorsunuz ki bir yatırımcıya gidip bana para verirsen bunu yaparım. Niye bugüne kadar geceni gündüzünü verip hafta sonunu verip çabalayıp bir şey yapmadın ve bana geliyorsun? Demek ki sen de inanmıyorsun. Sen cebindeki maaşından %1'ini ayırıp bu işe fonlamamışsın. O zaman niye ben fonlayayım sorusunu aşamıyor genelde girişimciler. Ürün varsa, bir fikir varsa, bir iki müşteri para vermeye başladıysa o zaman bir melek yatırımcıya gitmek ya da artık çok kurumsal, bu CVC denen, Corporate Venture Capital denen kurumlar çıkmaya başladı. Bankalar fon kuruyor. İş Bankası kurdu, QNB kurdu. Aynı zamanda kurumlar, büyük holdingler yatırım yapmak üzere aslında yatırım fonları kuruyor. O kadar çok çalınabilecek artık kapı olmaya başladı ki şunu görüyorum. Erken aşamada ve birkaç müşterisi var, 10, 20, 30 bir ciro yapan ve büyüme gösteren şirketlerin yatırım alabileceği kapı sayısı çok arttı. Bu güzel bir şey. Bundan 3-5 sene önce bu kadar yaygın değildi çalabileceğiniz kapılar. Ama yatırımcı neye bakıyor? Yatırımcı rakama bakıyor. Yani bir şeyin büyümesi lazım. Bu para kazanmak olmayabilir. Ücretsiz yapıyor olabilirsin bugün. İşte WhatsApp çok güzel örnek. Hep ona örnek veriyoruz ya. Ama çok hızlı büyüyordur bir rakam. Çok hızlı kullanıcı kazanıyorsundur. Ya da
çok hızlı insanlar birbirini davet ediyordur. Ya da pazardaki kimsenin yapmadığı kadar ucuza müşteri satın almayı başarıyorsundur. Büyümeyi gösteren bir Excel'le gitmek aslında yatırımcıyı ikna etmek için önemli bir şey. Sonra bir fona gidecekseniz artık işte Revo gibi, 212 gibi, diğer fonlar gibi, Scalex gibi, orada da artık rakamların, bir yani gelirin artıyor, zarar ediyor olabilir şirket ama gelirin hızlı büyüdüğünü, hep oynanan şey aslında bu dünyada hızlı büyüme. Yani geçen sene 10 lira kazanıyordum, bu sene 11 lira kazanıyorum. Fon için heyecanlı değil ya da fonun yatırım yaptım. Ama ciromu 2'ye katlıyordum. 10 yapıyordum, 20 yaptım. Bak sonra 40 yaptım. Demek ki bu şirket 80 yapacak. O zaman o 80'lik değere yatırımcılar yatırım yapabiliyor ama işte 10'da 11 oldu, seneye 12 olacak, sonra 13 olacak. Ona bir yatırımcının girmesi, yatırım yapması çok zor. Onu ancak bir başka hızlı büyüyen şirketin satın alması bir değer haline getirebiliyor o işi. O yüzden her kademede farklı kapılar var, çalınabilecek. Peki bunları anlatan bir doküman var mı? Yani ben diyelim böyle bir şirketim var, başvuracağım ama bir sürü fon saydın, evet, melek yatırımcı saydın falan, tek tek onları arayıp bulmam mı lazım yoksa şimdi bir bunları, danışmanlık mı almam lazım? Ya biz ne Revo yatırımında, ne Dünya Bankası yatırımında, ne de şirketi satarken bir danışman firma kullanmadık. Biraz şanslıydık belki biz. Bunu danışmanlık yapan firmalar var, çok bunun teknoloji dünyası özelinde. Bu işi yapan çok iyi investor banker deniyor, yatırım bankacıları var. Eğer içeride bu dünyaya sıcak değilseniz böyle bir yatırım bankacısıyla çalışmak mantıklı olabilir. Belli büyüklükteki şirketler. Ama şimdi startup için bir yatırım bankacısıyla yatırım bulmak olmaz. Yani şık olmaz. Ama şirketi büyüttünüz, büyük bir yatırım arıyorsunuz ya da satmak istiyorsunuz, orada bir yatırım bankacısına gitmek mantıklı. Bir girişimci için bir işim var, ufak tefek yapıyorum, büyütmek istiyorum. O zaman işte bu kimler bu oyunculara bakmak için birkaç kaynak var. Biraz önce de konuştuk. Mesela Serkan Uysal'ın Startup Watch her yıl bir Türkiye Startup haritası yayınlıyor. Orada şeyler var, hızlandırma programları, işte melek yatırım ağları, VC'ler, private equity'ler, işte kurumsal yatırım şirketleri ve sektörel bazda işte fintech girişimleri, Türkiye'deki bu fintech girişimleri var. Perakende girişimleri. Bunları böyle bir haritasını yayınlıyor her sene. 6 ayda bir güncelliyor. Mesela o listeyi açıp o listeden sizin boyutunuza uygun bütün fonların kapısını çalmak gerekiyor. Bu da bir defa kapı çalmakla olmuyor. Bu ilişki hep şey diyorlar. Bir nokta değil, bir çizgi. Ayda her ay bir defa ziyaret edip o ilk ay görüşmede biz önümüzdeki ay 50 müşteri olacak diyorsunuz. Sonra bir ay sonra gidip bak 50 oldum. Bir sonraki ay 100 oldum dediğinizde göstermeniz gerekiyor. Çünkü kimse bir günde yatırım yapmıyor. O böyle bir süreç. Beraber bir süre yaşıyorsunuz. Yatırımcıya bunu yapacağım, bunu yapacağım, bunu yapacağım diyorsunuz. Eğer söylediklerinizi gerçekten yapabiliyorsanız zaten o yatırımcı yakınıza yapışıp size yatırım yapmak istiyor. Dikkatle çekmiş oluyor. Tabii. Evet. Süper. Yani ben bir kısmını biliyor olmama rağmen çoğunu çok şaşırdım. Yeni bilgiler aldım. Ama konuşmakla bitiremeyiz herhalde. Bu konu böyle bir derin konu. Yani bu yatırım ve yatırımcı, girişimci konuları. YouTube kanalında ya Beyaz Koltuk'ta izledikten sonra altına sorular yazarsanız mutlaka Koray da oradan cevaplamaya çalışır. Benim bileceğim bir şeyse ben cevaplarım ya da aracı olurum. Lütfen orada yorumlarınızda sorularınızı paylaşın. Koraycığım, yani bu programa sığdırabilecek kadar çok önemli bilgiler aldım. Gerçekten çok bana çok şey kazandırdın. Peki yine de aklımızda kalsa iyi olur diyeceğim böyle bir ekleme falan şey var mı yoksa? Benim için çok keyifliydi. Ben veriye çok inanıyorum. Yani çekime başlamadan önce de konuştuk. Şirketlerin görünür olması lazım. Kapı arkasına saklanarak işte kendi bilgilerimizi aman kimse görmesin, personelimiz bilmesin diyerek ancak o lifetime business deniyor ya, işte hayata dair bir işim, işte çocuğuma emanet ederim tarzı şirketler üretebiliriz. Onlara da ihtiyacımız var, saygı duyuyorum. Ama Türkiye'nin kalkınabilmesi için daha görünebilir, daha yaptığımızı yüksek sesle anlatmaya bence tüm teknoloji dünyasının, bilişim dünyasının ihtiyacı var. O yüzden yani sizlerin katkısı yatsınamaz. Çok teşekkür ediyorum. Ben en azından ekosistem adına hazır seni yakalamışken. Teşekkür ederim. Bu tabii özelinde Bilişim 500'e bilgi vermek, orada gözükmeyi barındırıyor. Evet. Firmalarımızın bir kısmı gerçekten ya bizim ciromuz çok küçük, niye orada olalım ki diye bana karşı test sunuyorlar ama bugün öğrendik ki yatırım yapabilmesi için bir firmanın zaten kendinden küçük firmayı seçmesi lazım. 100 milyon dolarlık bir firmanın gidip 90 milyon dolarlık bir firmayı satın alması ya da
daha büyük satın alması mümkün olmadığına göre 100 milyon dolarlık bir firma gidip 10 milyon dolarlığa satın alacak. Ya da 100 bin milyon doları bırakın 100 milyonluk şirket 10 milyonluk şirketi satın alabilir. Dolayısıyla 10 milyon şirketi orada görmesi lazım. Lütfen Bilişim 500'e de bilgi vermeyi ihmal etmeyin deyip konuyu kapatıyorum ama çok teşekkür ederim. Çok gerçekten teşekkür ederim. Çok faydalı bir oturum oldu. Ağzına ayağına sağlık. İyi ki geldin. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim Beyaz Koltuk her zaman olduğu gibi şeffaflığıyla, samimiyetiyle, rahatlığıyla devam edecek. Yeni konuklarda görüşmek üzere.